Bu soruda birinci grafik 2012 Olimpiyatlarında yarı finalde yüzülen en iyi 8 dereceyi saniye cinsinden gösteriyor. İkinci grafik ise aynı yüzücülerin final yarışında elde ettikleri dereceleri gösteriyor. Grafiklere bakarak hangi sonuçlara ulaşılabilir? Pekala. Evet, bu grafik yarı finalde yüzülen dereceleri gösteriyor. İşte 8 yüzücünün elde ettiği dereceler. 3 yüzücü bir aynı zamanda 53,5 saniyede tamamlamış. Bir tanesi 53,7 saniyede, bir diğeri de 52,7 saniyede bitirmiş. Evet, diğer noktaları da aynen bu şekilde yorumlayabilirsiniz. Burada da final yarışında alınan dereceler var. Yüzcülerden birisi çok ama çok iyi bir performans göstermiş ve yarışı 52,2 saniyede bitirmiş. Bu yüzücü ise daha yavaşmış. Bir finaldeki derecesini bilmiyoruz ama final yarışında aldığı derece tüm bu dereceler arasında en kötü olanı. Evet 53,678 saniye. Şimdi de yanda verilen bu seçenekleri inceleyelim. Final yarışındaki ortalama dereceler daha iyi. Final yarışı. Bir düşünelim acaba bu seçenekteki bilgi doğru mu? Final derecelerine bakarsak tüm bu dereceleri birbirine ekleyip 8'e bölersek ortalamasını bulabiliriz. Bunu yapmak yerine, bunu yapmak yerine sadece grafiğe bakarak ortalamanın ne olacağı hakkında daha fazla bilgi alabiliyor muyuz? Bir bakalım. Evet, bu iki grafiği karşılaştırmamız lazım. Eğer elimizdeki tüm veri bu üç nokta ve bu üç noktadan ibaret olsaydı, bu ortalamanın bu noktaların tam ortasında aşağı yukarı burada bir yerde olabileceğini tahmin edebilirdik. Ve bu değer 53,2 ya da 53,3 olurdu. Ama bu 6 nokta ek olarak elimizde bir de bu nokta ve bu nokta var. Bu nokta ile bu noktanın ortalaması hakkında ise, yani bu iki noktanın orta noktası için, buralarda bir yere denk geleceğini söyleyebiliriz. Ve böylece iki ortalamanın ortalaması ise, buralarda bir noktaya denk gelir. O zaman kesin olmamakla birlikte sonucun 53,2, 53,2 ile 53,1 arasında olacağını söyleyebilirim. Evet, final derecelerinin ortalamasının 53,2 ile 53,1 arasında bir değer olacağını tahmin ediyorum. Evet, neyse şimdi de yarı finalin ortalamasını inceleyelim. En alttaki bu 5 noktaya bakarsak ortalamanın buralarda bir yerde hatta bu noktaya çok yakın bir yerde olacağını tahmin edebiliriz. 53,3 saniye. 53,5 ve 53,3'teki diğer dereceleri de hesaba kattığımızda ortalamanın daha da yükseleceğini düşünebiliriz. O halde final ortalamasının yarı final ortalamasından daha düşük olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sadece grafiğe bakarak ve grafikteki bilgileri değerlendirerek ulaşabileceğimiz sezgisel sonuç bu. Ama isterseniz tabii işin matematiğini yapıp kesin sonuca da ulaşabilirsiniz. İki durumda da final yarışındaki ortalama dereceler daha iyidir demek doğru olacaktır. Pekala. Yüzcülerden biri final yarışından diskalifiye edilmiştir. Yok, bu doğru değil. Yarı finalde 800 vardı, finalde de hala 800 var. O zaman bu seçeneği eledik. Bir sonraki, bu ne diyor? Final dereceleri, yarı final derecelerine göre daha geniş bir dağılım gösterir. Bu seçeneğin doğru olduğunu düşünüyorum. Neden mi? Bakın, yarı finalde derecelerin birçoğunun 53,3 ve 53,5 saniye arasında toplandığını görüyoruz. En iyi ve kötü derecelerse finaldeki kadar iyi ya da kötü değil. Bu sebeple final dereceleri daha geniş bir dağılım gösteriyor. Peki, son olarak bireysel olarak bütün yüzücüler final yarışında daha iyi derece yaptılar. Yani bu demek oluyor ki yarı finalden bütün yüzücüler yarı finalde yüzdüklerinden daha hızlı yüzdüler. Bu doğru değil. Bu noktaya bakın. Bu derece yarı finaldeki tüm derecelerden kötü. Yani final yarışında yüzücülerden biri yarı finaldeki en yavaş performanstan bile daha yavaş bir performans göstermiş. Kontrol ediyorum. Evet, cevabımız doğru. Şahane.